ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, suikast girişiminin gerçekleştiği yerde yeniden bir miting düzenleyeceğini açıkladı. Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump kararını sahibi olduğu sosyal medya platformundan duyurdu. Suikast girişiminin gerçekleştiği yere yeniden giderek büyük bir miting gerçekleştireceğini söyledi. Trump mitingle ilgili tarih paylaşmadı, sadece beklemede kalın demekle yetindi. Gözler Netanyahu ve Biden arasındaki kritik görüşme nedeniyle Beyaz Saray'daydı. İki liderin gündemindeki en önemli konuysa Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasıydı. Biden bir an evvel anlaşmaya varılması için baskıyı artırsa da İsrail'in planda yeni değişiklikler talep ettiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Joe Biden, en yakın müttefiklerinden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırladı. Gazze'nin dört bir yanında saldırılar sürerken Biden ve Netanyahu'nun masaya yatırdığı en kritik başlık Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşması oldu. Başkanlık görevi sona ermeden önce kayda değer başarı elde etmek isteyen Biden, anlaşmaya bir an evvel varılması için Netanyahu'ya baskıyı artırdı. Hamas ve İsrail arasındaki görüş farklılıklarının en kısa sürede kapatılmasını istedi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Direktörü John Kirby olumlu mesajlar verdi. Boşluklar kapatılabilir, anlaşmaya yakınız dedi. Bazı boşluklar var ve bunları kapatabilmek için bölgedeki ortaklarımızla çalışıyoruz. Anlaşmaya daha önce olduğumuzdan daha yakınız. Biden ve Netanyahu baş başa görüşmelerinin ardından Gazze'de tutulan 8 Amerikalı rehinenin aileleriyle de bir araya geldi. Axios haber sitesine göre aileler Netanyahu'ya müzakerelerin neden yavaş ilerlediğini sordu. Netanyahu ise İsrail'in günler içerisinde güncellenmiş ateşkes teklifini Hamas'a yollayacağını söyledi. Başkandan ve başbakandan ekiplerinin önümüzdeki günlerde Hamas'a yeni bir teklif sunmaları için çalışacaklarına dair taahhüt aldık. Reuters haber ajansına konuşan dört farklı kaynağa göre ise İsrail rehine takası anlaşmasına dair planda değişikliğe gitmeyi hedefliyor. Ateşkesin devreye girmesinin ardından Gazze'nin kuzeyine dönecek sivillerin güvenlik incelemesinden geçirilmesi isteniyor. Çünkü Filistinlilerin bölgede gizlenen Hamas savaşçılarını destekleyebileceği öne sürülüyor. Ancak Filistinli ve Mısırlı kaynaklar Hamas'ın bu talebe karşı çıktığını aktarıyor. İsrail'in Gazze-Mısır sınırının kontrolünü elinde tutma talebi de en büyük anlaşmazlık konularından birini oluşturuyor. Diğer yandan Hamas, Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde konuşma imkanı sağlanmasına tepki gösterdi. Açıklamada, Netanyahu'ya Gazze'de işlediği toplu katliamlarla etnik temizlikleri örtbas etme imkanı vermek yerine yakalanıp Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edilmesi daha iyi olurdu denildi.